çünkü sorunsuz. Herkese tekrardan selamlar. Bugün uzun zamanda çekeceğim deyip de çekmediğim. Neden? Nvidia isimli bir video yapmak istedim. Kısa cevabı zaten başında duydunuz. Uzun cevap istiyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Ama kısa cevabı bu arkadaşlar yani sorunsuz olduğu için. Ama o uzun cevaba gelin birlikte bakalım. Çok vaktiniz yoksa dediğim gibi videoyu kapatıp gidebilirsiniz. Her neyse şimdi videoya başlayalım. Neden Nvidia bu konuyu biraz yani genişe yayarak ben açıklamak istiyorum. Karışık açıklayabilirim biraz. Herhangi bir şekilde videoya metin falan yazmadım. Şimdi ilk önce Nvidia kartlara baktığımız zaman rakiplerine olanlar rakibi de AMD oluyor. Başka ekran kartı üreten yok zaten oyun sektörü veya iş sektörü için adam akıllı ama baktığımız zaman Nvidia çok daha pahalıya sunuyor rakip ekran kartına göre. Yani AMD'ye göre. Örneğin bugün RTX 3060'ın fiyatına baktığımız zaman 7000 8000. Hadi indirimli 6000 küsür liraya da bulabiliyorsunuz, değil mi? Ama arası 6600'a bakıyorsunuz. GTX 3060'a denk, hatta bazı yerlerde daha iyi. Fiyatını indirimlerden 5000 liraya, 6000 liraya çok çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yani neredeyse 1500-2000 lira sizin cebinize kalıyor ki aynı performansı alıyorsunuz. Fakat Nvidia ekran kartı aynı performans, aynı FPS'yi sunmasına rağmen neden rakip AMD ekran kartına göre daha pahalı. Şimdi bugün aslında temelde bu konuyu konuşacağız. Yani aynı performans veriyor ama Nvidia daha pahalı. İlk sebep yani kesinlikle herkesin bilebileceği bir sebep. İlk sebeple başlayalım videoya. İlk sebep Nvidia'nın içerik üreticilerine ve firmalara olan karşı sponsorluğu ve desteği. Şimdi şöyle bir durum var. Nvidia'nın lansmanlarını izlediyseniz oyundan sonra o oyun performanslarından sonra bir de içerik üreticileri için bir tane veya daha doğru bir tabirle sponsor olduğu firmalar için ve biz içerik üreticileri için bir bölüm hazırlıyor bildiğiniz gibi. Orada kartın Adobe programlarında veya çeşitli Unreal Engine örneğin Unreal Engine'a da sponsor Nvidia gibi bu programlarda kartın verimliliğini ve bu kart için özel teknolojileri gösteriyor. E bu kartın özel teknolojileri o uygulamada olması için haliyle para vermesi lazım. Adobe'dir, Unreal Engine'dir. İşte bunlar en temel sebepten şeyi etkiliyor. Kart fiyatını etkiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi sponsorlar bir şekilde para ödüyorlar. Onlar da onun karşında kartlara kolaylık sağlıyorlar. Bugün siz RTX 3060 yerine daha demin örneği verdik ya daha düşük fiyatı 1500-2000 lira cebime kalsın deyip arası 6600 aldığınız zaman Adobe uygulamaları olsun, Unreal Engine olsun, RTX 3060'a göre çok daha az optimize edilmiş bir durumla karşılaşacağınız. Belki hatalar almanız bile mümkün. Kesinlikle yapacağınız işlem daha yavaş olacaktır. Çünkü özel optimizasyonlu rakip karta göre. Şimdi ikinci sebebi Nvidia'nın mühendislerine verdiği maaşlar AMD'den daha fazla. Bunu bir Glassdoor'a bakıp da görebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum da var. Mühendislerine fazla maaş verince ne oluyor? Bu insanlardan daha fazla şey bekliyorlar değil mi? Temel olarak bu. Bugün bakıyorsunuz Nvidia'da devam de güzel teknolojiler sunuyor. Nvidia'nın örneğin DLSS teknolojisine karşın AMD'nin Fidelity Support dediği FSR teknolojisi var. Yapay zekala FPS arttırmayı destekliyor. Ama gelin görün ki Nvidia bununla da sınırlı kalmıyor. Deneysel bir sürü uygulama çıkarıyor. Örneğin Canvas. Canvas... Yani şöyle söyleyeyim. Çok değişik bir uygulama. Nvidia'nın deneysel olarak denediği bir uygulama. Ne neydi kanvas hatırlayacak olursanız. Rastgele böyle bir şey çiziyorsunuz. Onu bir doğa manzarasına falan dönüştürüyor yapay zeka desteğiyle ki muhteşem oluyor. Ekranda zaten koyarım ben bunları anlatırken. Bir başka AMD tarafında olmayan teknoloji, Reflex teknolojisi var. Donanımdan bağımsız olarak özellikle rekabetçi oyun, LoL, Valorant, CS:GO oynuyorsanız donanımdan bağımsız olarak sizin tepkime sürenizi azaltıyor. Yani o milisaniye 70 ise 60 oluyor. Yani kısacası bunu sağlıyor. Bir diğer ahmet eden farkı broadcast teknolojisi ki bu aralarında benim en sevdiğim ve gerçekten ileride bir Nvidia'nın RTX serisi bir ekran kartına sahip olursam kesinlikle kullanacağım teknoloji. Kullanıcı, yayıncılarda ki yeşil perde olayını tamamen kaldırıyor bu teknoloji. Teknoloji Nvidia kartın ve daha doğru bir tablede RTX kartları özel olduğu için RTX kartın içindeki gücü kullanarak arka planınıza canlı resimler atayabiliyor. Canlı yeşil perde atayabiliyor. Yani sadece siz oluyorsunuz. Arkanızdaki görüntü gözükmüyor. Yeşil perdenin olayı oydu, oydu ya. Ve ne bileyim arkanıza bir akvaryum koyabiliyor. Böyle değişik değişik şeyleri ekran kartı gücüyle yapabiliyor. Bu da Nvidia'nın gerçekten kartlara sadece oyun değil de daha farklı günlük ihtiyaçlar içinde kullanılabilecek bir kart hazırlamasının sonucu olarak karşımıza çıkıyor fiyat artışı. Üçüncü şeyimiz ise AMD'nin yıllardır çözemediği bir durumun Nvidia'nın 20 seneden beri çözülmüş olması. Driver Vatman sorunu. Vatman sorununa birazdan daha detaylı gideceğim. Fakat ilk driver sorununa başlayalım. Şimdi ben GT520 bir laptop kullanıcısıyım. En son ekran kartıma 2018'e güncelleme geldi. Driver güncellemesi. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım arkadaşlar ben. Cidden ben aktif olarak 4 senedir bilgisayar kullanıyorum. Bu 4 sene öncesinde ben bilgisayar cidden kullanmıyordum. Yalan yok yani. Ben bilgisayar kullanmaya aslında yeni yeni başladım diyebilirim. Ben eskiden bir konsolcuydum çünkü. Oyunlarımı PlayStation 3'te ve PlayStation 4'te oynuyordum. Şu an iki konsolda bu arada sahip değilim. İkisini de sattım. Her neyse. Detay bilgi verdiğimize göre esas sebebe gelebiliriz. Şimdi... Driver sorunu dedim ya AMD'de Aris 5000 serisinde dehşet driver sorunları ve Wattman sorunları var. Yani nasıl driver sorunu olabiliyor? Arkadaş VHQL etiketine sahip bir kartta nasıl driver sorunu olabiliyor? Bunu siz de diyebilirsiniz. Çünkü VHQL driverları bildiğiniz gibi beta aşamasından çıkmış, test edilmiş onaylı driverlar oluyor bildiğiniz gibi. Fakat Gelin görün ki iş hiç de öyle değil AMD tarafında. Şu an biraz daha düzelttiler hatta sonsuza yakın bir sürücü destekleri var. Ama 5000 serisinde bundan 1,5-2 sene önceki kartlarda gene fiyat performans oranını koruyordu. Fakat bundan 1-2 sene önceki kartlarda bu çok da iyi bir sonuç doğurmuyordu sürekli driver sorunları alıyordunuz sürekli sebepsiz yere sisteminiz kapanıyordu bir diğer sorun Nvidia kartlarda neredeyse hiçbir zaman göremeyeceğiniz wattman sorunu wattman sorunu biraz kart üreten odaklı değil Windows odaklı Windows ekran kartınızı tutturamaması sonucu ya çok yükseltiyor birden ya da çok alçaltıyor işte bunun sonucunda Vatman oluyor ve bilgisayar direkt olarak kapanıyor. Sonra kendiniz veya mavi ekran yiyor. Sonra kendiniz tekrardan başlatmanız lazım. Bu oyunda da olabilir. Chrome'da gezinirken de olabilir. Veya ne bileyim bir bankacılık işlemi önemli bir işlem yaparken bile olabildiğini düşünebiliyor musunuz mu bu sonu? Bu sorunun arası 6000 serisinde yaşayan var hala ama çok çok azlar. Ama dediğim gibi Nvidia'nın buradaki şey sorunsuzluk. Ve bence en önemlisi de içerik üreticilerine olan bu desteği ve deneysel projeleri desteklemesi. Çünkü Nvidia gerçekten değişik değişik şeyler deniyor. Mesela AMD Radeon Software vardım var değil mi şimdi? Öncesinde ne vardı bunun? GeForce Experience vardı. Shadow Play vardı. AMD bunların hepsini sonradan kartına getirdi. AMD mesela kendi teknolojisi olan FSR'yi bile daha bu sene getirdi ya. DLSS 3 senedir kullanılan bir teknoloji. RTX 20 serisiyle duyurulan bir teknoloji. RTX özelliğini yani aktif ışın izleme var ya ışığın gerçeklik gibi hareket ettirilmesi AMD bu sene veya bundan bir önceki sene getirdi. Yani kısacası şunu demeye çalışıyorum. Yeni bir teknoloji veya ben sadece alacağım FPS'e bakmayacağım. O 1500 2000 lira, daha üst kartlar için 3 bin lirayı da ne için vereceğim diyorsanız kesinlikle bunun için vereceğiniz. Siz bir Adobe programı kullanıyorsunuzdur. Her neyse işte Nvidia'yı dediğim gibi o yüzden alıyorsunuz. Yani içerik üreticisinizdir. Sizin işinize yarar. O para cebinizde kalmasın. Çünkü daha mantıklı bir harcama yapmış oluyorsunuz AMD'ye göre. Sorunsuzluk, uzun ömürlülük, güncel desteğin verilmesi falan filan sebeplerden dolayı ben Nvidia'nın bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Kısacası iki şey var. Sorunsuzluk ve kesinlikle deneysel projeleri ve deneysel projelerin de başarılı olması. Yani üçüncüsü de direkt içerik üreticiler için diye ayrı bir alan oluşturabiliriz. Bu video kurgudur, fotoğraf kurgudur, anlayı ilencinde bir oyun yapımıdır. Kesinlikle AMD ekran kartlarından çok daha sorunsuz bir çalışma alanı. Sürüyor. Zaten bakın mesela laptop tarafında da bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Retex Studio ekran kartlı laptoplar piyasaya çıktı. Bunların watt'ı düşük olduğu için pilden çok yemiyordu. Fakat özel olarak Adobe'le uyumlu olarak geliyor. Hatta videoyu kapatmadan şunu söyleyeyim. Bugün masa üstündeki ekran kartlarının bile ayrı ayrı stüdyo driverlarını kurabiliyorsunuz. AMD'de böyle bir şey yok. Stüdyo driver ne sağlıyor? İşte bu dediğim gibi Adobe'deki bazı şeyler daha hızlı yapmaya sağlıyor. Ha, bunu da söyleyeyim bu arada iki driver aynı anda kuramıyorsunuz. Bir game ready driver var o oyun ve genel kullanım için. Bir sadece böyle ofis işleridir benim gibi video kurgu yapanlar Studio Driver'ını da Nvidia üzerinden indirip kurabilir. Oyun önce zamanda da oyun kartı driver'ını kullanabilirsiniz aslında. Böyle aralarında geçiş yapabilirsiniz silip temiz kurulum yapıp. Dediğim gibi bakın bunlar AMD hala sunmuyor. Yani arada vereceğiniz o 1500-2000 dediğim gibi üst kartlarda 3-4 bin lira. 4 bin liraya çok çıktığını görmedim ama o fark arkadaşlar bunun için veriliyor. Neden Nvidia sorsun cevabını da ben açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bu video benden bu kadar. Hoşçakalın.